Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet haftalık yorumlarla karşınızdayım. Bu haftanın gündeminde e, tabii ki Akrep Burcundaki bir yeni ay var arkadaşlar. Bu hafta e, 13-19 Kasım haftasını konuşuyor olacağız. E, yeni ay Akrep Burcunda gerçekleşecek. Marsla kavuşumu, e, Uranüs'le ile karşıtlı, Neptünle de üçgen açısı var arkadaşlar bu e, yeni ayın. Oldukça gergin, oldukça hareketli. E, bir yeni ay yaşanacak ciddi anlamda harekete geçmemiz gereken merhamet göstermemiz gereken ani beklenmedik olayları da içinde barındıran bir yeni ay oluşmuş olacak Mars akrep burcunda çok kuvvetlidir yeni ayla kavuşumuysa kavuşumu ise bir şey için harekete geçeceğimiz anlamına geliyor Şimdi Uranüs'le karşıtlığı ani beklenmedik olayları getirirken Neptün'le de şefkat, merhamet ve e, hayallerimizle ilgili e, hedeflerimizle alakalı e, biraz alttan almamız gereken durumları gösteriyor. Yani şefkat, merhamet ve ani beklenmedik olaylarla karşı karşıyayız diyebiliriz. Şimdi burç yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımın sizlerin desteğine gerçekten çok ihtiyacı var. Bu arada kampanyamıza yoğun ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. E, doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti üçü birlikte kampanya fiyatımız 1500 TL arkadaşlar. Eğer bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Şimdi geçelim burç yorumlarına burçları ve yükselen burcu koç olanlar. Evet arkadaşlar bu yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Uranüs de 2. evinizde. Demek ki para ve gelir giderlerimizle alakalı ani beklenmedik bir değişim dönüşüm söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu demek oluyor ki e, Neptün'ün de aslında 12. evimizin olduğunu düşünürsek belki de sıkışıp kaldığımız, sürekli olarak mücadele ettiğimiz ama bir yere varamadığımız e, parasal bir meselemiz var. Bu düzenli gelirimizle alakalı olabilir. Prim ikramiye gibi ya da nafaka gibi, miras gibi ya da kredi ve borçlar gibi bir konu içeriyor olabilir. E, ani beklenmedik şekilde bu para ile ilgili kriz patlak verecek arkadaşlar. Ve bu e, krizin e, nasıl başa çıkacağımızı aslında Neptün gösteriyor bize. Yani e, hayat diyor ki parasal konuda sıkıştın. sen kendi iradenle bunu değiştirmeye gönüllü değilsin ya da koşullar ve şartlar gereği sabit bir işindesin ve çıkamıyorsun. Hayat seni belki de olmaman gereken bir iş yerinden çıkartıp daha iyi bir iş fırsatı verebiliyor olabilir arkadaşlar. Şimdi 8. ev işte kredi, miras gibi konularımız olabilir. Prim ikramiye gibi konularımız olabilir. Bunlarla ilgili de ee, ödemelerimizi yapılandırmak, güçlendirmek, değiştirmek, dönüştürmek e, ya da prim ve ikramiyemizi alabilmek ya da e, ortak bir malın mülkün satışı gibi bir konu söz konusuysa bunun da yine satışı e, mümkün olacak. Kredilerinizi, borçlarınızı ödemek için bir fırsat ele geçecek. E, bunu değerlendirirseniz e, inanılmaz derecede e, bu sorunlarınız, sıkıntılarınızı çözebileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, tabii ki Neptün 12 evde olduğundan dolayı yani bu fırsatın nereden geldiğini sanki bilemiyorsunuz sadece sıkışmışlık e, parasal bir krizin patlak verdiğini e, görüyorsunuz ama paranın nereden geleceğini nasıl geleceğini sanki hissedemiyormuş gibi bir e, Görüyor olabilirsiniz. Neptün çünkü 12. ev. 12. evi de bizim görme ihtimalimiz, algılama ihtimalimiz çok daha zayıf oluyor. Yani e, gaybın evi, bilinmeyenin evi dediğimiz bir noktada kalıyor. Bu sebeple o fırsatın, şansın, e, ya bu kadar mücadele ediyorum, neden bu kapılar açılmıyor, neden böyle... Başa çıkamıyorum nasıl ödeyeceğim ki hangi fırsat var ki dediğimiz bir durum var ama siz sadece değişen koşullara adapte olun ve önünüze çıkacak fırsatı değerlendirin şeklinde düşünebiliriz burayı çünkü bir başkasının anca size desteğiyle bunu görebileceksiniz. Yoksa kendi başınıza bunu görme ihtimaliniz biraz zayıf. Belki yaşanan olaylar gösterecek. Bazı e, yaşanan olaylardan dolayı birilerinin size söylediği bir söz, bir cümle ya da bir teklif e, bunu getirebilir arkadaşlar. Venüs'ün de yedinci evde olduğumuzu düşünürsek e, demek ki bu parasal konuyu çözebilecek, bize destek olabilecek e, yön gösterebilecek birileriyle karşılaşmamız çok çok mümkün görünüyor. Bu eşimiz, dostumuz, arkadaşımız ya da yeni tanıştığımız biri olabilen olabilir konuyla muhatap olan e, her kimse bu kişi e, bizi doğru bir şekilde yönlendirecek şeklinde düşünebiliriz Aslında e, Umarım en iyi şekilde değerlendiririz Kendinize iyi bakın hoşçakalın boğa burcu ve yükselen burcu boğa olanlar Evet arkadaşlar hemen şöyle bir gökyüzünü açıyorum şimdi e, Mars Güneş ay e, bu, bu yeni ay sizin e, 7 evinizde gerçekleşecek arkadaşlar 7 ev ne demek e, evlilik ortaklık e, bununla beraber açık düşmanlarımız demek Tabii ki e, evlilik ortaklıklarımızla alakalı bir durumumuz varsa eşimiz Eşimizin yaptığı eylemler e, ya da bizim söylediğimiz bir sözün karşı taraf için e, hare karşı tarafı harekete geçirmesi e, etkiye tepki dediğimiz bir durum yaşatacak arkadaşlar arkadaşlar e, bu aslında Uranüs etkisi birinci evinizde gördüğünüzden dolayı sizin yaptığınız bir girişim e, sizin yaptığınız Aslında bir karar e, karşı tarafı eğilime e, sokacak Belki bu ilişkinizde kriz yaşıyordunuz artık yeter dediğiniz bir noktada dtsınız ve ona karşılık bir tepki gösteriyor olabilir ama bu daha pozitif yani toparlanma yönüne e, harekete geçme yönüne, düzeltme yönüne e, bir harekete geçmek anlamına gelebilir. E, Mars çünkü hareket gezegenidir. Uranüs bizim verdiğimiz tepkiye karşılık onun hareket edeceği anlamına geliyor. Bu yüzden olumlu ya da olumsuz verdiğimiz bir tepki onu aslında sıkışıp kaldığımız bir konuda harekete geçmeye zorlayacak demektir arkadaşlar bu. <laughs> Yani eşimizle krizler yaşıyoruz. Artık yeter bitsin dediğimiz noktada onun düzeltmek için çaba gösterdiğini fark edebiliriz ya da e, gerçekten bitirmek için artık. E geri dönüşü olmayacak şekilde e, sıkıntılar ve problemler yaşıyorsak onun da buna razı gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü neptün unutmayalım. Gelecek planlarımızın değiştiğini e, fark ediyor olabiliriz. Onun dışında tabii ki ortağımızla ilgili bir sorun yaşıyorsak ortağımızla işte maddi konularda bir türlü anlaşamıyoruz, krizler yaşıyoruz. Sürekli olarak bir dengesiz hareketiyle karşılaşıyoruz. Bununla ilgili bir ona res çektik e, ve bu bunun sonucunda işte onun düzenmeye başladığını, harekete geçmeye başladığını, gerekirse elin taşına altına koymak istediğini, maddi manevi kaynaklarını kullanma yoluna gidebileceğini gösteriyor olabilir arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki açık düşmanımıza karşı res çekmiş olabiliriz. Onun gazabına uğruyor olabiliriz arkadaşlar. Buna aşırı derecede dikkat etmek lazım. Çünkü o karşımızdaki bir akrep ne olursa olsun. Onun eylemlerini ve hareketlerini çok kestiremiyor olabiliriz. Ama burada her ne olursa olsun uzlaşma yoluna gitmek. Belki de Jüpiter'in de sizin evinizde olduğunu düşünürsek uzlaşma yoluna gitmek belki de Ateşkes ilan etmek gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ama ani beklenmedik hızlı bir şekilde kendinize bir düşman da edinebilirsiniz. Buraya da bir dikkat edin derim arkadaşlar. E, bu mesele burada başlıyor gibi görünse de e, önümüzdeki iki yıl boyunca uğraşacağınız bir mesele haline geliyor olabilir arkadaşlar. Ya da iki yıldır zaten süre gelen bir sıkıntınız varsa artık burada konunun değişmesi anlamına da geliyor olabilir. Şimdi bunun dışında bakacak olursak arkadaşlar 11. evde neptün var dedik bu yeni ayda açısı var bu, bu sebeple özellikle yeni ay döneminden birkaç gün sonra yani on civarında on yedi on civarında neptünle olan bir üçgeni de yaşanacak ve belki de problemler yeni ay ve o günlerde başlasa da birkaç gün sonra bununla ilgili artık merhamet etmek şefkatli davranmak uzlaşmacı olmak gibi bir konuya da götürüyor olabilir bizi. yeter ki uzlaşmaya direnmemek gerekiyor arkadaşlar bunun farkına varırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Ve hayallerimiz için adım atmak, gelecek hayallerimizi yenilemek, revize etmek, kendi hayalimizin peşinden koşmak gibi bir enerji de yaratabilir tabii ki. 11. ev hem hayallerimizi gösterir hem de Neptün'ün bir hayalimizi gerçekleştirme ihtimali de yüksek arkadaşlar. Ama bu önce kötü sonra iyiye dönüşecek gibi. Yani önce bir problem patlıyor ve daha sonrasında bu hayalimize kavuşabiliyoruz gibi bir durumda yine söz konusu olabilir. Umarım en iyi şekilde değerlendirilir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Evet arkadaşlar, sizin 6. evinizde gerçekleşecek yeni ay. Ee, Mars Uranüs'te tabii ki 6 12 evinde e, yaşanacak. Öncelikle hastalıklarımız, depresyonik durumlarımız, e, stresli e, bir zaman dilimi olduğunu düşünebiliriz. Akrep zaten e, stresi de kendi içinde barındırır, kaosu da kendi içinde barındırır. 6. ev sağlık evimizde öncelikle sağlığımızla ilgili. Yapılması gereken bazı durumlar söz konusu olabilir. Ameliyattır veya işte bir tedavinin başlangıcıdır şeklinde düşünebiliriz. Veya bir spor aktivitesi yine başlatıyor olabiliriz arkadaşlar günlük rutinlerimizin içerisinde. Kısacası yani sağlığımızla ilgili bir şey varsa ihmal etmememiz gereken bir dönemden geçtiğimizin altını çizmek isterim. Şimdi bunun dışında tabii ki Neptün'ü onda görüyoruz. 6. <laughs> ev aynı zamanda iş. Arkadaşlarımız demektir. Demek ki iş arkadaşlarımızla ilgili bazı sıkıntılar ve problemler yaşıyor olabiliriz. Özellikle sos tartışmalar ya da e, iş yerinde bir düzen değişikliği, e, iş yerinde yaşanacak olan bazı e, kaotik yani m, sıkıntılı ve problemli durumlar e, söz konusu olabilir. Buna karşılık sakinliğimiz ve sükunetimizi korumalıyız, tedbirli olmalıyız ve Neptün'ün e, onun evinde olduğunu düşünürsek aslında bu kaos bize yarayacak e, sanki e, fırtına öncesi bir sessizlik yaşamıştık geçen hafta e, bu fırtına kopuyor ve güverte temizleniyor gibi yani e, gereksiz yorucu yıpratıcı e, sorumluluklar ya da e, gereksiz e, işe yaramayan elemanların çıkışının verilmesi, bununla birlikte aslında iş yükümüzün fazlalaşması ama huzurun da yine elimize geçmesi gibi bir durum da söz konusu olacak. Öncelikle atama terfi bekleyen kişiler için bu bir güzel haber. Özellikle terfi için bulunduğumuz mevcut koşulların iyileşmesi gibi bir durum söz konusu olacak. Ama bu yine dediğim gibi bir problemle yaşanacak. Sevdik gitmezse sevdik gelmez diyelim. Yani Ekip arkadaşlarımızdan bazılarının e, konumu, pozisyonu, durumu değişebilir. Bu durumla beraber öncelikle sorumluluklarımız artabilir. Sorumlulukların artmasıyla terfi gelebilir e, şeklinde düşünebiliriz. Parasal artışları da yine bu beraberinde getirecek aslında arkadaşlar. E, belki şu an e, üzerimize verilen sorumluluklar bizim için biraz ağırmış gibi görünse de e, yani bununla beraber ee, bu sorumlulukların altından kalkabildiğimiz sürece ki kalkarız zaten orada bir akrep enerjisi var. Bu sorumlulukların e, almaya gönüllü olmamızla beraber aslında iş yerinde aklımıza, ayağımıza gelmeyecek güzel bir teklif e, bize geliyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki bu e, sıkıştığımız, bunaldığımız, uzun süredir sabrettiğimiz bir e, iş yerindeysek artık... E, eğer orada yükselme şansımız ya da iyileşme şansımız yoksa burada çıkış verilen biz de olabiliriz arkadaşlar. Eğer böyle bir durum olursa da daha iyisinin gelme ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Yani ee, yeni bir iş yeri için e, kolları sıvamak gerekiyor olabilir. E, belki de e, hayatımızda gerçekten sıkıştığımız, bunaldığımız, bir taraf, ne tarafa gideceği belli olmayan bir iş yerindeyiz. E, çıksak korkuyoruz, e, cesaret edemiyoruz gibi o korkularımızın üzerinden e, geçecek sanki bunlar yeni e, Mars yani yeni ay. O yüzden e, hayatımızdaki değişen koşullara hızlıca adapte olup e, hemen e, o yeniliğe adapte olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde de aslında gelirlerimizi artırabileceğimiz, kendimizi daha iyi gösterebileceğimiz yeni bir iş geçişi yine söz konusu olabilir. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Geç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet arkadaşlar sizin yeni ay 5. evinizde gerçekleşecek. Öncelikle hamilelik, doğum e, gibi bir konu söz konusu olabilir arkadaşlar. E, hızlıca yani hamileyseniz veya eşiniz hamileyse hızlıca bir doğuma girme ihtimaliniz var. Erken doğum ihtimali var arkadaşlar burada. E, bunun dışında e, tabii ki e, hamilelikle ilgili... E, bir beklentimiz varsa yani hamile değilsek bu dönemdeki çabalarımız karşılık bulacak anlamına gelebilir arkadaşlar. Yani bir tüp bebek tedavisi ya da bir girişimimiz doğru sonuçlanabilir. Yeni bir hamilelik haberi alabiliriz arkadaşlar. Var olan çocuklarımızla ilgili bazı sıkıntılar, problemler yaşamış olabiliriz geçtiğimiz yıllarda. İşte bu problemlerin artık çözümü çocuklarımızın düzene girmesi, istediğimiz koşulları bize vermesi, aramızdaki bağların kuvvetlenmesi şeklinde. Düşünebiliriz. Ya da çocuğumuzla ilgili harekete geçilmesi gereken ani beklenmedik hızlı bir gelişme olabilir. Tabii ki bu pozitif yönde arkadaşlar. Ee, her ne kadar ilk başta kriz gibi görünse de aslında bu değişim e, çocuğunuzun hayrını olacak şeklinde düşünebiliriz. Belki de. E, bir okulla ilgili eğitimle alakalı bir durum söz konusu olabilir. E, bu durum e, problemmiş gibi görünse de belki okul değiştirme, işte yer değiştirme onun hayrını olacak şeklinde düşünebiliriz. Şimdi gelelim bekar arkadaşlarımıza. E, bekar arkadaşlarımız için ani beklenmedik hızlıca bir arkadaşlık gelebilir arkadaşlar. Bu e, bu yeni gelen sevgili aslında hayatımızda e, ciddi anlamda evleneceğimiz kişi e, şeklinde düşünebiliriz. Uranüs 11. evden geliyor. Bir arkadaşımızın e, sevgiliye dönüşmesi de yine çok çok mümkün görünüyor. Ya da bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştığımız biri bizim hayatımızda yeni bir e, aşkın başlamasına yine sebebiyet veriyor olabilir arkadaşlar. E, tabii ki var olan ilişkiler içinde bu bir evlilik kararı yine olabilir arkadaşlar İlişkilerde biraz yıprandık yorulduk e, sıkıntılar yaşadık uzun zamandır artık tam böyle rest çektik Bittik, değil, bitti diyeceğimiz e, noktada karşı taraf bizi kaybetmemek için elinden geleni yapıyor olabilir işte e, belki de istediğimiz kıvama e, önce bir tartışma sebebiyet veriyor olabilir hızlıca da bir evlilik teklifi gelebilir arkadaşlar yani 5. evde bir flörtün evliliğe geçmesi de yine çok çok mümkün görünüyor e, hayatımızda inşallah kıymetimiz bilen insanlarla karşılaşırız çünkü yengeç burcuyuz biz oldukça fedakarız e, bu nedenle yengeç burçlarının tam da böyle artık yeter tahammül edemiyorum e, dediği noktada karşı taraf. E, istediği kıvama gelmesi yine çok mümkün görünüyor. Çok yakın bir tarihte de e, evlilikle ilgili hazırlıklar yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet arkadaşlar yeni ay e, Mars'la beraber nerede? Sizin dördüncü evinizde. Ev, aile ve yuva alanlarınızın çok etkili olduğu bir döneme giriyoruz. Öncelikle Aile büyüklerimiz, anne baba, ebeveyn, yaşadığımız ev, yaşadığımız şehir bunlarla ilgili bir değişim dönüşüm yine söz konusu olabilir. Çünkü orada bir Mars var yani bir hareket var. Uranüs de yukarıdan 10. evden geldiğine göre yani bu bir iş bulmak, yeni bir işe geçiş yapmak, Bununla beraber ev değişikliği, şehir değişikliği yine söz konusu olabilir. Aileye yeni bir bebek gelebilir. Aileye yeni, haneye yeni katılan bir bebek gelebilir arkadaşlar. Yani torun gelebilir, kendimiz evliysek, çocuk bekliyorsak bu bir çocuk haberi olabilir. Bunun dışında tabii ki ebeveynlerimizin bize ihtiyacı olabilir. Büyüklerimizle ilgili onlara destek olmak zorunda olduğumuz bazı krizli durumlar söz konusu olabilir. Anne ya da babamızın bize ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyor olabiliriz. Bunun dışında onlardan destek bekliyor olabiliriz ya da onlara destek veriyor olabiliriz arkadaşlar. Belki bir ev almak, ev satmak, tadilat, tamirat yapmak, taşınmak gibi bir konuyu tetikliyor olabilir. Maddi olarak zaten bir zorluk içerisindeyim dediğiniz bir nokta varsa aileden maddi bir belki beklediğiniz bir ne bileyim bir arsa ne bileyim bir ev bir para yardımı desteği alabilirsiniz ya da siz onlara destek veriyor olabilirsiniz yine. Bu tabii ki kendi haritalarınıza göre değişecek bir konu arkadaşlar. Ama e, kredi gibi, miras gibi e, beklediğiniz bir durum söz konusuysa bununla ilgili gelişmeler yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Venüs'ün de aslında 3. evden geçtiğini düşünürsek e, arz ve talepte bulunduğunuz sürece, iletişime geçtiğiniz sürece e, karşınızda e, hayır demeyecekler. Kardeşlerinizle uzlaşamıyorsanız miras konusunda bir paylaşımınız yoksa. Önce bir kendi içerisinde kaos yaşamak, daha sonrasında konuşup iletişime geçip bu kaosu bir düzen getirmek, belki de <laughs> uzlaşma yoluna gitmek gibi bir konuda söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabii ki Satürn, Satürn de 8. evde Neptün'le beraber. Yani ani beklenmedik hızlı bir gelişme yaşanacak. Belki beklediğiniz bir para gelecek ama beklediğiniz bir para... Yine e, yatırım olarak <laughs> devam edecek şeklinde düşünebiliriz bunu. Yani para geliyor ve gidiyor şeklinde düşünebiliriz ama bu gidiş doğru bir gidiş, doğru bir yatırım, doğru bir kanalize olmak bu durum aslında sizin ileride yapacağınız büyük bir yatırım şeklinde düşünebiliriz. Ev alıyorsanız şu durumda belki bir zorlanıyor, kredi çekmekle ilgili bir güçlük çekiyor ya da nasıl öderim diye korkulara giriyor olabilirsiniz. Ama uzun vadede burada yaptığınız girişimler uzun vadede çok iyi sonuçlar verecektir arkadaşlar arkadaşlar e, pes etmeyin e, şeklinde düşünebiliriz burayı. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Evet arkadaşlar sizin 3. evinizde gerçekleşecek bu Mars e, ve e, yeni ay Akrep Burcu'nda. Şimdi hmm, Orada bir hareket var. Ne, nedir bu hareket? Kardeşle aranızda tartışmalar, problemler yaşanabilir. İletişim trafiğinin çok fazlasıyla gündemde olduğu bir dönem yaşıyor olabilirsiniz yeni aile birlikte. Komşularınızla aranızda sıkıntılar yaşanıyor olabilir arkadaşlar. Ee, özellikle işte apartmanda bir yönetim krizi yaşanıyor olabilir. Apartmanda yine <laughs> komşunuzla. Bir problem yaşamış olabilirsiniz yakın çevre e, ve akrabalarınızla ilgili yine bir problem yaşanıyor olabilir e, buradaki gündem her neyse e, bunlarla ilgili elinizi taşın altına koymak e, işte e, gerekirse girişimde bulunmak, yaptırımda bulunmak gibi bir durum yine söz konusu olabilir. E, uzlaşmacı olmaya direnmemek gerekiyor. Savaş enerjisi de olduğu kadar e, uzlaşma enerjisi de var. Yani komşunuzun biri bir problem yaratıyor olabilir. E, tartışma uzuyor olabilir ama diğer bir komşu size e, yani e, destek olmaya çalışıyor olabilir ya da uzlaşmayı arayı bulmaya çalışıyor olabilir. E, bu yüzden Yaşadığınız problemler her neyse burada e, keskin sirke küpüne zarar diyerek e, tabii ki uzlaşma yoluna da gitmeniz gerekiyor. E, ya da e, sizin istediğiniz bir... E, yani bir problem var ve sizin istediğiniz bir çözüm odağı var. Ona razı gelmiyorlarsa hani onları bırak kendin yap şeklinde düşünebiliriz. Yine kardeşlerimizle aramızda ya da akrabalarımızla aramızda mirasla ilgili sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Bu mirasla ilgili sıkıntıları biraz belki üst noktaya geliyor olabilir. İşte mahkemeye taşınmak istiyor olabilir. Mahkemeye gitmeden önce Uzlaşı yoluna gitmeyi tercih edin. Eğer yapamıyorsanız da mutlaka mahkeme kapısına da gitmenizi tavsiye ederim tabii ki. Yani bu da bir uzlaşma gibidir. Yine bir arabulucuyla aranızı aranızdaki problemleri çözme ihtimalinizde yine kuvvetleniyor arkadaşlar böyle bir mahkeme kapısına gitme ihtimalinizden dolayı. Ama mirasla ilgili beklentilerinizin de bu dönemde gelme ihtimali yine çok çok yüksek arkadaşlar. Parasal krizlerinizin çözümlendiği aslında bu kaosun para sebebiyle olduğu da bir gerçek var arkadaşlar. Yani e, hayatta tıkandığınız bir noktadasınız, oradan e, beklediğiniz bir para var gelmediği için kendiniz sıkışıyorsunuz, yatırımlarınızla ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz, yani günlük e, rutinlerinizle alakalı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bu paranın gelişiyle beraber de aslında e, bu krizlerin e, sona erdiğini görüyor olabilirsiniz. O yüzden buradaki e, kriz aslında tabanında haklı bir gerekçeyle yaşanıyor. E, Biraz sanki fırtına yaşanacak ve fırtına sonrası güverte temizlenecek, problemler çözümlenecek, çözüm odağına girilecek, çözüm için hareket edilecek gibi görünüyor arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar, evet arkadaşlar, Venüs sizin burcunuza geçti. çok da iyi bir açı içerisinde. O yüzden Ciddi anlamda gelirlerinizin arttığı bir döneme giriyoruz bu ay içerisinde diyebiliriz. Ee, yeni ayında Akrep Burcu'ndaki yeni ayında ikinci evinizde yaşandığını düşünürsek gelir giderlerinizi dengeleyebilecek ee, iş yani yeni bir işe girebilirsiniz, işten çıkıp farklı bir işe giriyor olabilirsiniz. Maaşınızda artışlar söz konusu olabilir, prim, ikramiye gibi bir konu yine söz konusu olabilir. Burada e, gelirlerinizin arttığı, e, parasal durumlarınızın çözümünü bulacak e, önemli bir açı e, yaşanacak arkadaşlar yeni aynı etkisiyle. Aslında bu önce problem şeklinde gelecek. E, sorun da burada başlıyor zaten. Yani gelir gideriniz bir türlü dengeye girmiyor. Al, alacağınızı alamıyorsunuz, satacağınızı satamıyorsunuz. Bir e, problem yaşanıyor burada. Ama o problem e, garip bir şekilde... Bir patlamaya sebebiyet verecek e, ve burada belki işten çıkmak isteyeceksiniz, patronunuz e, işte, e, maaşınıza zam yapmayı teklif edecek gibi e, bir konu e, söz konusu olabilir. İşsizseniz, iş arıyorsunuz, artık maddi olarak gerçekten çok sıkıldınız, e, bu noktada iş bulma ihtimaliniz var arkadaşlar. Ya da gelirlerinizi artırmak için, ek kazançlarınızı artırabilmek için e, farklı bir iş... E, arayışınıza geçtiniz e, ek iş arıyorsunuz onu da bulma ihtimaliniz var e, Tabii ki burada Uranüs e, 8 evden gelecek e, yani Belki kendi işinizi kurmak istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Gelir gider dengeniz gerçekten maaşlı çalışarak yetmeyecek bir kıvamda olabilir. Bu durumda iş kurmak istiyor olabilirsiniz. Güçlü birilerinden destek isteyerek bir ortaklığa girerek de yine belki de bunu... Yapabilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz, bir yatırım planlıyor olabilirsiniz. Ama bu bir krizin arkasından gerçekleşecek. Yani iş kurmak istiyoruz ama bir tür bir türlü yatırımcı bulamıyoruz, ortak bulamıyoruz. Bu dönemde çok güzel ortaklar denk gelebilir, karşımıza çıkabilir. E, bu değişim e, güçlü biriyle ortaklık yapmak anlamına da gelebilir arkadaşlar. Ya da e, yaşadığımız problemlere eşimizin e, veya ailemizin bir desteği yine söz konusu olabilir arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Bugünlerde biraz daha problemmiş gibi görünse de ayın 18'inden sonra bu probleminin çözümleri, çözümleri de ortaya çıkacak bizden. O yüzden e, harekete geçin yaşanan durumlara adapte olun. Parasal kaynaklarınız sıkıştıysa onunla ilgili çözümler arayın. Çözümler aradığınızı otomatikman karşınıza fırsatlar da çıkmaya başlayacak ve sizi bir hayalinize kavuşturacak diyebiliriz aslında. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar evet arkadaşlar sizin tabii ki birinci evinizde gerçekleşecek güneşinizin üstünde gerçekleşecek belki de yani güneşi akrep olanlar için de bu gerçekten ciddi bir yeni ay yaşanacak sizde belki bir tutulma etkisi gibi yaşanacak. Şimdi öncelikle güneşi akrep veya yükseleni akrep olanlar için hayatında elin taşın altına koyması gereken, iradesini kullanması gereken bir süreç yaşanacak. Yani bir sıkıntı ve problemle öncelikle başlayacak bu. Ani beklenmedik maddi bir kriz, manevi bir kriz patlak verecek ve bu durumda sizin elinizi taşın altına koymak, liderliği üstlenmek, çaba ve efor sarf etmek gibi konularınız başlayacak arkadaşlar. Bu öncelikle tabii ki Satürn 5'te, <laughs> Uranüs Jüpiter 7'de evliliğinizle ilgili e, bir sıkıntı yaşanıyor olabilir. Evliliğinizi kurtarmak e, için çabalamak zorunda kalmak gibi bir enerji tüketiyor olabilirsiniz ya da e, tamamen e, gerçekten sizi de zorlayan bir enerjideydi ya da ayrılmak yönüne bir e, çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Ayrılmak, işte bu problemlerin artık e, üzerinden gelemediğinizi düşünerek tamamen bitirmek gibi bir durumda yine söz konusu olabilir. E, baktığımız zaman Neptün 5. evde. Yani hayatınızda hiç kimse yoksa bu yeni bir aşkın gelişi yine söz konusu olabilir. Bekarlar için hayatına birinin girmesi, bunun evlilik yolunda harekete geçmesi yine söz konusu olabilir. Yine flörtünüzle ilgili bir sıkıntı yaşadınız, bununla ilgili o sıkıntılarla ilgili ani beklenmedik bir gelişmeyle ayrıldığınız hayatınıza aniden hızlı bir şekilde yine biri geliyor olabilir arkadaşlar. Tam biri bitti derken biri başlıyor olabilir. Ama bu pozitif yönde arkadaşlar bunu söyleyeyim. Gereksiz size saygı duymayan sizin hayatınızda gerçekten ne tarafa gittiği belli olmayan bir ilişkinin içindeyseniz bu hayatınızda res çekmek, bana bunu yapamazsın diyerek harekete geçmek belki onun gitmesi, yeni bir enerjinin gelmesi ya da siz bunu yap yaptığınız noktada kişinin düzelmesi, işte sizi kaybetme e, enerjisini fark etmesi ve bunun için e, geri düzeltebilmek için çabalaması anlamına da geliyor olabilir arkadaşlar. E, tabii ki bu ortağımızla ilgili bir problem yaşıyorsak e, ortağımız bize res çekiyor olabilir. E, bu durumda e, Ortamımız eğer kaybetmememiz gereken bir şeyse elimizi taşın altına koymak, eğer e, artık zaten miyadı dolmuş bir ortaklıksa e, burada ayrılmak, e, mal paylaşımına gitmek gibi bir durumda yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani ortaklık yapmak, ortaklık bitirmek, evlilik ortaklık e, ve aşk ilişkilerinin e, Tam bir odamızda olduğu dönemden geçiyoruz diyebiliriz. İş konusunda da çok etkili bu haritada keskin bir değişim dönüşüm enerjisi. Yani iş kurmak, işten ayrılmak, işe geçmek gibi bir konuda olabilir. Çünkü birinci ev demek on evin tamamı demek arkadaşlar. O yüzden. Ee, ev değiştirmek, iş değiştirmek, e, belki evliliğimizi bitirmek, başlatmak, e, bir hayatımıza birinin girmesi ya da çıkması gibi bir konu keskin bir şekilde değişim dönüşüm noktasına girecek. Bunun biraz farkına vararak değişen koşullara... Adapte olup elimizi taşın altına koyarak hareket etmeliyiz. Eğer haksızlık yaptıysak bu konuda karşı tarafın bizden istediği beklentisi olan şeyi fark etmek. Eğer karşı taraf haksızsa bu sefer hakkımızı savunmak için hareket etmek gibi bir enerji çalıştırmamız gerekiyor. Tabii ki bireysel haritalarınıza göre bu tamamen değişecektir. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz kendinize. iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba Yay burçları ve Yükselen burcu Yay olanlar. Evet arkadaşlar. Yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşecek arkadaşlar. 12. ev biraz gayiptir, biraz bilinmeyendir, biraz zor bir alandır. Öncelikle ee... Sizi hayatta böyle sıkıştırmış ruh hali olarak gerçekten çok gergin hissettiğimiz bir dönemden geçiyor olabiliriz. Ruhan gerçekten sıkıntılı bir sürecin içine giriyor olabiliriz. Ani beklenmedik bazı olaylar gerçekleşiyor ve bu durumda ne yapacağımızı bilemiyor olabiliriz arkadaşlar. Hareket kabiliyetimizin kısıtlandığı, bizim dışımızda gelişen olaylara adapte olmakta güçlük çeken bir yapıya sahip olabiliriz. Şimdi öncelikle bu bir sağlık konusuysa özellikle bu sağlıkla ilgili yapılması gereken şeyleri ihmal etmemeliyiz. Özellikle doktora gitmek, teşrif ve tedavi için harekete geçmek yine söz konusu olabilir. Bunun dışında tabii ki 12. evden biraz görmediğimiz bilmediğimiz alan ya... Yani bizim dışımızda Belki de fark etmediğimiz gizli bir düşmanımız olabilir. Onun bir eylemi bizi zor durumda bırakıyor olabilir arkadaşlar. E, i̇şe girmek, işten çıkmak, e, birilerinin desteğini almak ya da birilerinin darbesini almak gibi. E, haritanıza göre bu değişecektir arkadaşlar. Herkes kötü etkilenmez, herkes iyi de etkilenmeyebilir. O yüzden haritanızda e, gerçekten sıkıntılı, problemli bir alanın temizlenmesi ya da... E, Tam tersi sıkıntı ve kaosun içine sürüklenmek gibi bir enerji de yaratabilir. Burada çıkış noktası nedir? Ailenizden destek almak, kendi iç güvenliğinizin farkına varmak, değişen koşullara adapte olup birilerinden destek almak ve bunu Neptün 4. evde gördüğümüzden dolayı biraz... Ailemize sormak, ailemizle danışmak, onlarla istişare etmek, çocuklarımızla, ailemizle, eşimizle e, bu konuyu istişare ederek e, kendi güvenliğimizi elimizde tutmamız gerekiyor. Tek başımıza değil birilerinin de desteğini alarak hareket etmemiz gerekiyor. Belki de e, burada bizim fark etmediğimiz bir olayı çünkü 12. evi başkaları görür biz görmeyiz arkadaşlar. O yüzden e, eşimize, dostumuza... Ailemize sorduğumuzda yani bu yaşanan olayın bize gerçek yüzünü anlatma ihtimalleri var. Yani sen şöyle düşünüyorsun ama işte bu insan senin hakkında böyle düşünüyor. Bir fark et şeklinde bize aynı olabilirler arkadaşlar. Yaşadığımız konu, konuları biz anlamlandıramıyor olabiliriz. Ama onların gözünden bu nasıl bir anlam içerdiğini fark ettiriyor olabilirim sizlere. O yüzden... Ailemizden, çocuklarımızdan destekler alıyor olabiliriz, sevgilimizden destek alıyor olabiliriz, yaşanan olaylara karşı nasıl tepki vermemiz gerektiğini fark ediyor olabiliriz. Tabii ki bu dönemde biraz spiritüel çalışmalara eğilim gösteriyor olabiliriz. İşte spiritüel bir alanın içine girme ihtimalimiz çok yükseliyor arkadaşlar. Daha çok böyle rüyalarımızın, sezgilerimizin kuvvetlendiği ya da gerçek dünyada bunu fark etmesek de sezgisel olarak bize bir haberin gelmesi gibi bir durum da yine söz konusu olabilir. Bu yüzden Spiritüel alanlarla alakalı da bazı girişimlerimiz yine olabilir arkadaşlar. Yani buna manevi olarak ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor olabilir. Bunun dışında tabii ki ev almak, ev satmak, iş değiştirmek, ev değiştirmek gibi konularımız yine gündemde olabilir. Neptün ve Uranüs 6. ev ve 4. evde seyahatine devam ederken e, i̇ş yerinde ya da evde bir düzen değişikliğine gitme ihtimalimiz de ihtimalimizde yine söz konusu olabilir. Belki eşimizin bir e, işi dolayısıyla e, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek ya da e, ev değiştirmek zorunda kalıyor olabiliriz. Bir şekilde yanımızdaki e, ev halinin yaptığı bir şeyden dolayı da hayat bizi bambaşka bir serüvenin içine çekiyor olabilir. Ve biz bunu şu an için anlamlandıramıyor olabiliriz ama bunların hepsi hayırlı şeklinde görünüyor. Yani onlara destek olmalıyız, onların yanında olmalıyız, onların söylediği şekilde hareket etmeliyiz. Çünkü şu an bizim için gereksiz bir çabaymış gibi görünse de bunun haklı sebepleri var şeklinde görünüyor. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba Oğlak burçları ve Yükselen burcu Oğlak olanlar. Evet arkadaşlar sizin 11. evinizde gerçekleşecek Akrep yeni ayı. Tabii ki arkadaşlarına, sosyal çevreniz, girdiğiniz gruplar biraz daha böyle e, grupla beraber e, hareket etmek, hayallerimiz için adım atmak gibi bir konu yine tetikleniyor olabilir. Arkadaşımızın ısrarı üzerine yaptığımız bir eylem olabilir. onunla e, Onun yaşadığı bir problemden dolayı harekete geçmek zorunda kalabiliriz arkadaşlar. Ama bunların hepsi hayırlı görünüyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani e, girdiğimiz grup veya e, kulübün veya ...bir ekip çalışmasının içerisinde ekip bir karar alıyor ve biz de buna uymak zorundaymışız gibi görünüyor. Ee, bu gireceğimiz proje ya da girdiğimiz bu e, durum aslında bizim hayatımızda büyük bir değişim ve sıçrama yaşamamıza sebebiyet verecek. Öncelikle e, fikirlerimizi açık açık ifade ettiğimiz... E, Grupla beraber hareket ettiğimizde kazançlarımızın arttığı, gelirlerimizin arttığı bir dönemden geçiyor olabiliriz. Ya da e, uzun zamandır iş arıyorduk, işle ilgili bir sıkıntımız vardı, düzen e, getirmeye çalışıyorduk bu duruma. İşte bununla ilgili Venüs'ün de aslında bu hafta 10. evimizden geçtiğini düşünürsek, e, iş yeriyle yani işi... E, İş yerinde yaşayacağımız bir problemin çözümünü bulabiliriz arkadaşlar söyleyemedim kusura bakmayın yani yeni bir projeye yeni bir adıma e geçiliyor olabilir. Burada bizim üzerimize bazı sorumluluklar veriliyor olabilir. İşle ilgili yeni bir proje destekleniyor olabilir. Bu projeye gönüllü olduğumuzda kazançlarımızın artacağı yine söz konusu olabilir. Ya da bu projede parlayabileceğimiz bir fırsat yakalama şansına sahip olabiliriz. Üzerimize düşen sorumluluk neyse bu durumda yapmalıyız. Kendimizi gönüllü bir şekilde ortaya koymalıyız. Kabul görecektir ve uzun vadede bize kazanç Artıracak yeni kapılar da açma ihtimali vardır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani kısacası e, sıkıştığımız konulara çözüm bulabilmek için ani beklenmedik e, böyle gelişmeler bizim hayatımızda çıkış fırsatı yakalatacak. E, ne bileyim e, iş yerinde e, düzen değişikliğine gidebilir işte. ...gerekli gereksiz diye düşündüğümüz bazı sorumlulukları aldığımızda fark edilebiliriz, ön plana çıkabiliriz... ...ve bize belki başka bir firmadan teklif gelebilir akabinde gibi. Yani kısacası hayatta ilerleyebilmek için bazı sorumlulukları daha sıkı gönüllü olmalıyız. Ekip çalışmasına daha fazla gönüllü olmalıyız ki sizin zorluk yaşayacağınızı düşünmüyorum zaten bir oğlak olarak... E, o sorumluluğu fazlasıyla içsel olarak hissediyorsunuz İşte geleceğinizle ilgili güzel gelişmeler yine söz konusu olacak bununla ilgili de sorumlulukları aldığınızda da daha fazla fırsata ve şansa nail olacaksınız umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın merhaba kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar evet arkadaşlar sizin 10. evinizde gerçekleşecek bir yeni ay var bu ne demek oluyor e, var olan işinizde bazı sıkıntılar ve problemler baş e, gün yüzüne çıkabilir. Öncelikle bir kaosun içine sürükleniyor olabilirsiniz arkadaşlar. İşten çıkma, işten ayrılma, yeni bir işe girme gibi bir konu olabilir bu. Uzun zamandır işsizseniz, burası atanma ve terfi için güzel, iş değişikliği için güzel, yeni bir işe girmek için güzel, kazançlarınızı artırabilecek güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ama var olan işlerinizde biraz karmaşa ve kaos yükselebilir ve problemler yükselebilir. Bunun neticesinde sorumluluklarınız artıyor olabilir. Ama bu sorumlulukların bu sorumlulukları aldığımızda maddi kazançlarımız artabilir arkadaşlar. Tabii ki e, sorunlu ve problemli bir iş yerinde çalışıyorsak ya dolmuş bir iş yerinde çalışıyorsak o zaman bu kaos işten ayrılmaya sebebiyet verebilir. Yeni bir iş bulmaya sebebiyet verir. E, gireceğimiz iş bundan daha iyi olabilir arkadaşlar. Eğer problem yaşıyorsak altını çizeyim. Çünkü daha önceden buradaki bir iş değişikliği yaşandı. Burada e, daha çok bizim beklediğimiz e iş değiştirdiyseniz burada bir düzen değişikliği, yeni bir sorumluluk eklenmesi şeklinde. Yani bölgesel olarak yeni bir bölgenin size verilmesi, yeni bir işte kitlenin size verilmesi, yani daha çok iş yerindeki problem içeren bir bölgenin ya da bir durumun size sorumluluk olarak verilmesi ve oranın düzeltilmesi isteniyor sizden sanki. İşte bu değişim düzen sıkıntılı problemli olan konu Her neyse onu yapmaya gönüllü olduğumuzda da gelirlerimizin artacağı ve iş yerinde parlayacağımız kendimizi gösterme fırsatı yakalayacağımız bir durumla karşılaşacağız ee, bu it yani bu konu aslında e, hayatımızda gelirlerimizi artıracak bir fırsat yarattıracak arkadaşlar bize ee, Öncelikle atama gibi e, bir durum Bekliyorsak uzun zamandır işte sonuçlanmasını beklediğimiz bir durum varsa bu da ciddi anlamda buna sebebiyet veriyor olabilir arkadaşlar. Ya da bu dönemde yaptığınız girişimler atama ve terfi için yaptığınız girişimler önümüzdeki süreçte yine karşınıza olumlu olarak yansıyor olabilir. Yani Yeter artık ben bu iş yerine ne kadar böyle dayanacağım. Atanayım, kurtulayım dediğiniz bir nokta varsa onunla ilgili işte çalışmalara başlamak, yeni girişimlerde bulunmak ve sürecin sonunda atanmak gibi bir durumda yine söz konusu edebilir. Yani burada onun için çabalamaya başlamak da içeri olabilir arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Evet arkadaşlar sizin için e, akrep yeni ayı tabii ki 9. evinizde yaşanacak. Öncelikle 9. ev e, çok inandığımız hedeflerimize, hayallerimize bizi kavuşturacak. Eee böyle ...içsel olarak çok benimsediğimiz bir şey için harekete geçmek anlamına geliyor. Yani ben bu evi almak için çok, bu evi almayı çok istiyorum... ...ya da şu şehre taşınmayı çok istiyorum, işte şu arabayı almak çok istiyorum. Yani neye inanıyorsak, neye hayatımızı çekmek istiyorsak... ...biraz böyle hayallerimize bizi kavuşturacak bir şey için çabalamak anlamına geliyor. Bu sosyal medya olabilir, yurtdışı olabilir, eğitim olabilir... Ee, ev almak, ev satmak olabilir. Yani hayalimiz kısacası neyse bununla ilgili olabilir. Ama akrep yeni ayı 9. evde daha çok böyle eğitim, seyahat, e, tatil e, gibi bir durum gösteriyor ama bu tatil değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Belki de daha önce tatile gittiğiniz, gezdiğiniz, gördüğünüz bir alandan oraya taşınmak isteği duyabilirsiniz. Yani hayaliniz oraya taşınmak olabilir. Orada seyahat esnasında karşılaştığınız bir yer için harekete geçebilirsiniz. Oralardan bir ev almak, köklü olarak oraya yerleşmek, değişmek, dönüşmek isteyebilirsiniz. Veya işte sosyal medya alanında bir YouTuber olmak, e ticaretle uğraşmak, sosyal medya üzerinden satış yapmak, gelirlerinizi artırmak ya da bununla ilgili bir hayaliniz olabilir. Ne bileyim bir eğitimle alakalı bir yine girişiminiz olabilir. Belki de hayaliniz bir mesleki anlamdadır. Bununla ilgili kısa bir eğitim programına katılmak isteyebilirsiniz. Onunla ilgili aldığınız belgeler sizi hayatınızda, kariyerinizde büyük bir çıkış yapmanıza izin verebilir. Yani kısacası e, neye çok idealize ettiyseniz onunla ilgili çabalamalısınız bu dönemde diyor. İster bu sosyal medya olsun, ister yurt dışı olsun. Yurt dışı ile ilgili Hayaliniz varsa bunu gerçekleştirmek için adım atın diyor. E, ne bileyim yurt dışında iş, okul e, araştırın, işte onlarla ilgili girişimlerde bulunun, vize veya işte pasaport işlemlerinizi yaptırın, e, bir şekilde harekete geçin diyor, yani eyleme geçin diyor. E, Balık enerjisi hayalleriyle zaten meşhur bir e, meşhurdur Bu yüzden hayallerinizi bu dönemde harekete geçerek kavuşabilirsiniz arkadaşlar e, bu Tabii ki hayal hepimize göre değişir herkese göre değişir O yüzden e, özellikle eğitim yurtdışı kariyer ya da ne bileyim iş e, bu bir Tabii ki sevgili de olabilir ama bu daha çok e, Kariyer ve kendi kişisel benliğimizle alakalı bir hayalimizin olma ihtimali yüksek. Bu hayalimiz her neyse gerçekleştirmek için harekete geçersek gökyüzü bizi destekleyecek ve gerçekten istediğimiz noktaya çok kısa zamanda ulaşabileceğiz anlamına geliyor. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.